Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bu akşam sizlere Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nden merhaba diyoruz. Gergedan Yapım tarafından sahneye konan Ölün Bizi Ayırana Dek adlı oyun burada bu sahnede seyirciyle buluşuyor. Ve bu akşamki oyun öncesinde biz de Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz'la sohbet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizi sahnenize konuk ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Çok da güzel bir sahne, çok da kıymetli bir merkez. Onu da hemen teşekkürlerimizi ileterek belirteyim. Ve aynı zamanda oyunun rejisini de Hakan üstleniyor. Önce şöyle sorayım. Baktım, oyunun konsepti Pukka'ya ve metni de Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'a ait. Yani şöyle söyleyebiliriz, belki televizyon seyircisi için Bir Kadın Bir Erkek dizisinin senaristleri olarak da bildiği isimler bu isimler. Ve ekip böyle olunca baktım, kadın erkek meselesinin hakkı verilir bu metinde diye düşündüm. Ama öncesini sorayım, nasıl bir araya geldiniz? Bir tiyatro oyunu sahneye koymak bu ekiple nasıl çıktı fikir ortaya? Ebru'cum sen anlat istersen. Hakan'la zaten bu çok uzun zamandır arzu ettiğimiz bir şeydi. Ama zaman bu zamanmış. Yani hep çok daha eskilerde de denedik gene böyle bir takım oyunlar falan. Yani girişimlerimiz çeşitli zamanlarda ve dönemlerde oldu. Ama bir türlü istediğimiz gibi gönlümüze sinen bir şey olmadı. İşte bu senede buluştuk. Çok uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Hakikaten çok iyi oldu. Yalancı romantikti değil mi? Daha önce dizide birlikte. Ama tiyatro sahnesinde ilk kez mi? İlk kez. Evet. İlk ne kez. Güzel. Evet. Aslında o da enteresan. Daha önce olmalıymış gibi. Doğru mu? Evet. Zaten o dönem bir düşündük biz. İlk başta mutlaka sahneye çıkalım. İyi anlaştığımızı düşünüyorum ben. Hani normal arkadaşlığın dışında da sahnede çok iyi şeyler yapabileceğimizi düşündük ama kısmet değilmiş, olmadı. Ne güzel ama şimdi. Ama aradan 10 yıl sonra. Evet. Peki şimdi. Yine de tiyatro sahnesi farklı bir deneyim. Nasıl geçiyor öyle sorayım. Yani biz daha önce de sitcom yaptığımız için çok tiyatrodan bağımsız gibi değildi. Daha önce de yeni ezberimizi yapar, aynen tiyatro mantığıyla çıkar ve öyle oynardık. O yüzden bir tiyatro kökenliler galiba o geleneği de sürdürüyor. O yüzden yani herhangi bir farklılık hissetmedik. Çok bizim için çok avantajlı oldu. Birbirimizi çok iyi tanımamız hakikaten oyunu çıkartma sürecinde de bize çok destek oldu. Oynarken de hala her zaman destek oluyor. Çok çünkü kafa olarak da kafa yapımız da birbirine çok denk Hakan'la. Espri anlayışımız, hayata bakış. Çoğu zaman göz gözle anlaşırız yani bir şeyle ilgili konuşmaya büyük avantaj. Birkaç olmadan. Bakışla birkaç bayağı bakışla 10 dakikalık konuşmayı bize anlaşıyor. Hemen birkaç anlarız. Bakışı indirebiliyoruz. O yüzden bizim için çok büyük bir avantaj tabii sahneye bunu taşıyor olmak. Çok keyifli. Aynı fondötenü de kullanabiliyoruz. Evet, sağ olsun bana fondöten de verdi. De, içeriden de bilgi verdiğimiz oluyor böyle değil. Şimdi oyunun konusuna geçeceğiz ama bu arada hem oyunculuk hem yönetmenlik. Evet. Hani onu da sorayım. Artı mıdır ya da zorlukları var mıdır? Ya aslında çok da fazla bana iş düşmedi açıkçası. Sahnede hareket halinde iki kişiyiz ama bir oyuncumuz daha var. Volkan. Onunla beraber. Giren çıkan oyuncularımız da var ama ağırlık ikimiz sahnedeyiz. Çok fazla yönetmenlik bir şey yani böyle oturup da evet böyle yapacağız böyle yapacağız bir durum olmadı. Biraz daha kolektif bir iş oldu bu. Aslında ama bir isim yazmak gerekiyordu. İncelik Gösterler benim ismimi yazdılar. Aslında oyundaki herkes yönetmen öyle söyleyebilirim yani. Ebru'nun da rejisi var, Volkan'ın da var, Cengiz'in de var, benim de var. Ama çok isim yazamayacağımız için onlar da incelik gösterirler. Yaşıma hürmeten yönetmen Hakan arada yazdılar. Artımız oluyor mu Hakan? Arada böyle? Biraz artık olsun yani. Kıdem diyoruz biz buna. Evet. O yüzden çok çok da kolay çıktı sahneye. Sanat yönetmenimiz bizi çok rahatlattı. Ondan sonra yazarlarımız zaten rahatlattı. Çok da fazla bana iş kalmadı açıkçası. Ne güzel. Demek ki güzel akmış ki böyle söyleyebiliyorsunuz. Şimdi biz tam dekorun ortasında oturuyoruz. sahneden içeri girince ay biraz dağınız kusura bakmayın toplanıyoruz da dediler. Oradan devamla aslında oyunun konusundan bahsedebiliriz. Boşanmak üzere olan bir çiftimiz var. Boşanmak zaten kolay değil. Kolay olmasa gerek. Zor iş. Zor iş olsa gerek. Bizim çiftimizi bekleyen sürprizler de var anladığım kadarıyla. Evet. Hani o kadarını söyleyeyim. Daha devamında, daha fazlasında ne kadar anlatmak isterseniz biraz oyunun konusunu dinleyelim. Şöyle bahsedebiliriz aslında çok da spoiler vermeden. Seyircilerimiz gelip burada görsünler.
Dava günü sabah kanepede uyanıyorlar ve bir gece önce de boşanma kutlaması yapan bir çiftin hikayesi. Bir dakika, onu sormadan yani boşanmak için bir kutlama evet, gecesi bir yapmak neyin nesi? Evet, oyun içinde de o geçiyor. Şöyle zaten güle çok saçma oynaya şey. Boşansınlar mı? Evet, boşanmanın da kutlamasını yapan bir çiftle karşı karşıyayız. Evet, evet. Ve gece biraz ağır geçiyor, pek bir şey hatırlamıyorlar. Ve sabah uyandıklarında evin içinde bir ceset var. Ancak bunu anlatayım. Evet. Ondan sonra da gelişen olaylar. Birbirine bağlı çok pek çok sürprizli ve seyirciyi aslında bir maceraya çıkarırken hem bir yandan kadın erkek ilişkisi adına pek çok şeyi anlatıyor hem de bu anlatım içinde sizi heyecanla başka bir yerden başka bir heyecanı başka bir yerden başka bir yere alıp götürüyor, dolaştırıyor. O muhakkak dediğim gibi sürprizler o heyecanı yaratır ama bir yandan da anladığım kadarıyla aslında ana meselesi işte kadın erkek ilişkileri ise bu bir hesaplaşma. Belki kendileriyle hesaplaşmaları, belki birbirleriyle hesaplaşmaları. Doğru mu düşünüyorum? Evet. Çok doğru. Evet. Oradan ne çıkıyor? Örneğin buraya gelecek izleyicileriniz. Çünkü 7 oyun oynanmış değil mi tabii şu ana kadar? Bu 8 ya da 7. 7 ya da 8. Evet. Öyle ipucu verebiliriz nasıl olsa. Evet. Hani bir grup da seyretti. Evet. Bu gelen çiftleri zorlayan bir durumdur aslında biliyor musunuz? Eğlenirken birden herkes kendi hayatına döner, kendi ilişkisine döner. Oluyor mu böyle durumlar? Aslında zaten kadın erkek ilişkisi bir şey anlatırken kendinize çekebileceğiniz ya da eşleştirdiğiniz ya da çevrenizdeki bir şeyle bulursanız daha güzel o bağ kuruluyor. İlla ki olacak çünkü hepimizin yaşadığı şeyler. Yani çok ekstrem şeyler tabii hepimizin yaşadığı şeyler. Herkes uyanıp da evinde bir cesetle. Yani. Uyanmıyor ama. O enstitüsü biraz. Evet, kadın erkek ilişkisi adına herkesin yaşadığı renkler, tadlar var. Ve bunu da tabii bir şekilde ulaştığı zaman seyirciye kahkaha daha da yükseliyor. Bir nevi yüzleşme ve ayna görevi görüyoruz. Tiyatronun böyle bir misyonu tabii. Ve işleri. Evde bir ceset bulurlarsa nasıl kurtulacaklarına dair ipuçları veriyoruz dair yani. Pek çok şey hiç kolay değil. Sık sık başımıza gelebilecek bir durum olup. Ya o muhakkak şunu kabul ediyoruz herhalde. Her ne olursa olsun hani o noktaya nasıl geldik muhakemesi, muhasebesi yapılıyor herhalde tabii. Değil mi oyunda? Hı-hı, boşanma noktasına niye gelindi? Niye geldik? Herkes eteğindeki taşları döküyor mu mesela? Döküyor tabii, ve tabii. Büyük bir ihtimalle aşağıdaki koltuktaki seyirci de birbirlerine kadın ve erkek. Bak görüyor musun? Aynı sen. Aynı sen. Ama aslında boşanmayı gerektirecek hareketler değil sağlıklı düşünüldüğünde. İşte tam da o yüzden sordum. Dolayısıyla biz bu oyundan kendi adımıza epeyce çıkarım yaparız öyle gözüküyor. Evet. Bu arada bu akşam bu sahnedesiniz ama başka sahnelerde de oluyorsunuz değil mi? Belli tabii, mi tabii turnemizi program? Yapıyoruz. 5 Ocak'ta Ankara'dayız. ODTÜ'de. ODTÜ'deyiz. 17 Ocak'ta İzmir'deyiz Suat Taşer'de. 18 Ocak'ta da galamız var. İstanbul'da artı sahnede ama. Ayrıca seyircimizle paylaşacağımız bir galamız var. Aa, ne güzel. Galamının bir bölüm bileti de satışa sunuldu. Galada bizle beraber olacak. Seyircilerimiz hem davetlerimiz hem de seyircilerimiz olacak. Seyircilerimiz de galanın içine almış olacağız. O iyi oluyor ama değil mi? Güzel tabii. Yani, son dönemde ben de böyle denk geliyorum ve bence esas reaksiyonu almak için de güzel olmalı. Doğru yani, mu? Tabii ki davetler olunca gala bir seyircisi, parça. Evet. Hani zaten seyirci de eleştirel geliyor. Bakalım bir izleyelim bakalım oyun diyorlar. Eve gidince konuşacaklar eşiyle ya da arkadaşlarıyla şöyleydi böyleydi. Ama gala seyircisi yani davetler tabii biraz daha sektörün içinden insanlar olduğu için belki biraz daha böyle sert eleştirebilirler. Öyle mi? Ben de tam tersini düşünmüştüm. Hani yok ama böyle... ben çok istiyorum acımasızca eleştirsin yani herkesi. Yani acımasızca eleştirsinler ki eğer varsa da bir yanlışımız zaten biz düzeltiriz. Herkes biraz buna... Açık olabilse keşke. Keşke yok. Tabii. Eleştiri açık olmazsak bu işi çok rahat yapamayız zaten. Evet çünkü tiyatro sahnesi işte hep söylenen gibi er meydanı. Burada performans ortaya çıkıyor. Tabii. Yani her ikisini de denediğiniz için o ayrım en net siz anlatırsınız. Kimyası var yani sonuçta sadece her gece aynı şey, aynı tekst, aynı oyunlar bile olsa bir elektrik var. Sizin ve seyircinin birleştiği yani seyircisine göre çok şey değişebiliyor. Değil mi? Oyun çok değişebiliyor. Yani her gece aynı şeyi oynamak mümkün değil. Çünkü her gece bambaşka seyirci var ve o bambaşka seyircinin de bir elektriği var. Ondan birleşiyorsunuz başka bir tepkime oluyor. Her
her oyun birbirinden farklı oluyor. Katılımları farklı oluyor seyircinin. Katılımları farklı. Her seferinde siz de farklı olabilirsiniz. Öyle durumlar yaşıyor musunuz sahnede? Yaşamaz mıyız? Hani, oluyor tabii. Onun için belki çok birbirini bilen, tanıyan, uyumlu bir çift olmanız sahnede de birçok durumu kurtarıyor olabilir, öyle değil mi? Ebru sağ olsun, çok kurtarıyor beni. Çok güzel. Bu konuda hep kuliste diyoruz ki hazırlanırken ya da makyaj yaparken, Ebru sana çok güveniyorum bu akşam diyorum. O da ben de sana güveniyorum diyor. Ama ben çok güveniyorum Ebru'ya. Evet. Şey diye şöyle iki kişi olunca da hayli sorumluluklarınız çok daha fazla. Bütün performans sizde. Mesela çok kalabalık oyunlarda arada bir çıkabilirsiniz, dinlenebilirsiniz ya da üç kişi olabilir. Biri unutur, biri hatırlar. Ama şimdi ikimiz bir de unuttuğumuzda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden onun bambaşka bir yükü, sorumluluğu ve heyecanı da olmuyor değil açıkçası. Tabii kes yeniden diye bir durum yok. Bir şansımız yok. Ben geçen gün biraz sakarım bazen. Telefonumu kuliste unuttum. Sahnede kullandığım aksesuar telefonu. Şuradaydı biraz önce ben. Evet. Onu ben ilk perde arka cebime koyuyorum. Kuliste çıkartmışım ve unutmuşum. Ve o telefonun lazım olmasına 10 saniye kala aklıma geldi. Ve ben mizansende yere düşerken Allah'ım telefon yok ve o, düşeceğim ve telefonu almam lazım. Telefon diyordum ve backstage'de herkes bana bakıyor. Telefon mu? Arada telefon bir sahnede diye. Ben de şeyi bilmiyorum, telefon çünkü cebinde olması gerekiyor. Arada böyle bir acıklı bir şey ifadesi var yapmamız gereken. Yani çok da üstüne söylemek istemiyorum. Telefonum. Ben de anlamıyorum, telefon nerede? Ve o sırada telefon istiyormuş tabii ki. Mesajı aldılar mı? Anında. Telefon hazırlandı. Yaptık. Tabii seyirciye bu geçmiyor ama seyirciye geçmeden bizim aramızda o kadar... Neler oldu? Müthiş bir adrenalin, yani tabii, kabul etmemiz lazım. Yani, acayip. Son sürat arabayla gitmek gibi bir şey. Evet. İşte o telefonu unutmak da frenin çalışmaması yani. O kadar. Ben mesela başta premiere doğru çok heyecanlandık. Gerçekten çok heyecanlıyız. İşte diyorlar ki niye, ama hep yaptığın şey, hep yapıyorsun ve hep oluyor. Yani artık olmasın falan filan eşim dostum her ama seferinde, yok mümkün değil. Her seferinde o heyecan, ilk günkü gibi hiçbir şey kaybetmeden o heyecanı yaşıyorsunuz. Kaybolmasın da heyecanımız daim olsun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi de böyle konuk ettiğiniz için iyi seneler diliyorum. Biz de sizlerin aracılığıyla herkese iyi seneler diliyoruz. Mutlu yıllar diliyoruz. Mutlu yıllar hiç konumuz değil ama bir kez daha geçmiş olsun da diyelim. Çok teşekkür ederim. Umarım daha güzel haberlerle, güzel günlerle, daha güzel inşallah vesilelerle hep konuşalım. Birbirimize i̇nşallah öyle çok anlatalım. Çok teşekkürler. Sevgili seyircilerimiz, tamamlarken çok kısa bir duyurumuz da var. Onu aktaralım. İş Sanat Sahnesi yeni yılda da usta isimleri ağırlamaya devam edecek. Günümüzün en büyük akordeon virtüözlerinden Richard Galliano ve kemanın yükselen yıldızı Letizia Moreno, Zürih Oda Orkestrası eşliğinde İş Sanat Sahnesi'nde bir araya gelecek. Konserde Bach'tan Piazzolla'ya uzanan renkli bir repertuar seslendirilecek. 9 Ocak Salı akşamı saat 20.30'da İş Sanat'ta bu özel performans. Ve sevgili seyircilerimiz, hep güzel haberler verelim dedik ama tamamlarken üzücü bir haberi paylaşacağız. Gazeteci yazar dostumuz Buket Aşçı'nın vefat ettiği haberini aldık. Amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu. Maalesef mücadelesini yitirdi. Buket Aşçı bizim de çok sevdiğimiz ve NTV'de de sık sık görüşlerine başvurduğumuz bir dostumuzdu. Vatan Gazetesi'nin Kitap Eki'nin yayın yönetmenliğini de üstlenmişti. Ama maalesef Buket'e veda ediyoruz. Bütün bir ekip olarak başsağlığı dileklerimizi de iletiyoruz.